İnsanlığın İhyası İnsanın imarı. İnsanlığın İhyası, insanın imarı ifadesi, aklı selim sahibi her kulun hasret kaldığı bir hakikat olsa gerek, özellikle günümüzde, insanlığın ihyası ve imarına ne kadar çok muhtacız. Şimdi bu ihtiyacı giderecek insanlarımız da ne kadar az, evet, maalesef az. Olduğunu iddia edeceklerimiz de, dünyaya bağımlı kalarak ahirete iman edenlere, pek faydalı olamıyorlar, Fikir kardeşliği, düşünce kardeşliği, iman kardeşliği şu an şahsımın da yaptığı gibi laftan öte geçmiyor. Hele birbirimizin bam teline basalım bakalım, ortada ne din ne fikir ne düşünce ne amentü kardeşliği kalır. Bu gerçekleri gördüğümüz halde görmemezlikten gelince. Eksikliklerimiz giderilmiyor, hatalarımızdan vazgeçmiyoruz. Aksine sahipleniyoruz, çünkü gerçeklerle yüzleşmeye korktuğumuz için daima kaçak güreşiyoruz. Laf güreşinde, rakip tanımıyoruz, hele mesele din olunca, nefis üretimli fetva bataklığından çıkamıyoruz. Bu sebeple, yine ne varsa eskilerde var, diyerek mümkün mertebe mazideki büyüklerimize, fikir adamlarımıza, düşünce adamlarımıza müracaat ediyoruz. Müracaat ettiğimizde ise ne kadarını hayatımıza geçiriyoruz bilemem, ama hiç olmazsa zaman zaman hatırlatalım, hatırlayalım da onların ruhlarını bariyat. Edelim diyoruz, işte o isimlerden üçü, ömürlerini insanlığın ihyası ve imarına hibe eylemiş, hibenin bereketinden de yüzlerce, binlerce insanı istifade ettirmiş bu güzide merhumlardan söz ederek ruhlarına birer Fatiha Şerif göndermek lazım gelir. Üç isimde farklı tarihlerde ama Temmuz ayında ahirete irtihal ettiler, Birincisi. İnsan olmanın ve kalmanın abidesi, Mahir İzbüğümüz. 28 Ocak 1895 yılında İstanbul'da doğdu, 9 Temmuz 1974'te İstanbul'da vefat etti, ikinci isim, Nurettin Topçu hocamız. 20 Kasım 1909 yılında İstanbul'da doğdu, 10 Temmuz 1975 yılında o da İstanbul'da vefat etti. Üçüncü isim ise Zorlu Yılların Cesur Kalemi Mehmet Şevket Eygi ise, 1933 yılında Ereğli'de doğdu, 12 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul'da vefat etti. Her üç mütefekkirimizi de tanıyanların, bilenlerin. Ortak kanaati şudur, fikirleriyle gençliğin yetişmesinde ve toplumun şekillenmesinde büyük emeği geçen hizmet aşığı muallim ve münevverlerimizdi geleceğe ışık tutan güç kaynaklarımızdı, Mahir Hoca'dan şu sözler. Aktarılır, Allah'ın ve Rasulünün istediği Müslüman camide anlaşılmaz. Cami cemaati veya Arafat'taki cemaat, Allah'ın binbir emrinden sadece ikisini yerine getirendir. Müslümanın hakiki ölçüsü, cami dışındaki muamelatından, işlerinden meydana çıkar, Nurettin Topçu ise, felsefesi olmayan milletin mektebi olmaz, diyerek, şunları söylemiştir, bize bir insan mektebi lazım. Bir mektep ki bizi kendi ruhumuza kavuştursun, her hareketimizin ahlaki değeri olduğunu tanıtsın, hayaya hayran gönüller, insanlığı seven temiz yürekler yetiştirsin, her ferdimizi milletimizin tarihi içinde aratsın, vicdanlarımıza her an Allah'ın huzurunda yaşamayı öğretsin, büyüklerimizin ruhu şerifi için el fatiha.